Takıma katkısı sıfır. Bugün zaten orta sahada resmen Fenerbahçe bir eksik oynuyor. E İsmail İsmail Kurniç çıkınca da verimli oldu gibi geldi bana. İsmail hocam. bu sefer Kurniç savunmanın önünde kalıyor. İsmail sol tarafa gidiyor. İsmail aslı görevini yapmaktan uzaklaşıyor. İsmail'in en büyük özelliği neydi? Rakipten top kazanmak. Hı hı. Rakibin kontrata çıkışlarındaki kazandığı topları tamamen Fenerbahçe bu sefer kaybetti. Orta sahadaki üstünlüğü gidince Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğü de kayboldu. İsmail Kartal oynamada da bu belli oluyor zaten. Yani evet e 45 hocam. Fenerbahçe evet, evet. bu rakibe öyle. vermiş. Ya ilk yarı boyunca birçok yanlış vardı. Bunların içerisinde dediğim gibi Cengiz'in yani evet bu saha ve şartlarda oynama isteği sıfırdı bir kere. Böyle bir oynama isteği görmedim. Yani en azından oyuncular üzerinden gideyim, Biraz analizinden ziyade. Çünkü ilk yarıda öyle bir şey yoktu. Kuruni zaten eksik oynatıyor takımı. Evet kaliteli futbolcu, iyi futbolcu ama henüz Fenerbahçe'de oynayacak düzeyde değil. O yani bir Fred'in yokluğunu doldurabilecek bir kapasitesi yok. Ona yakın bir oyun şekli de yok zaten. Farklı farklı oynuyorlar. Gerçi ama orta sahada bu sefer de eski formundan biraz uzak kalınca e, tamamen oyunda hakimi Rize Spor oldu. İlk yarı boyunca Rize Spor oynadı. E, savunmada dersen savunmada... Fenerbahçe'nin yediği golde ben hala iddia ediyorum. Bu yeni transfer diye Cengiz mesela oynatılmak zorunda değil. Yani oynatılır Çağlar. şey Cengiz de diyorum, Kuruluş'u de diyorum, Çağlar'ı da diyorum. Ha Cengiz, ha. Cengiz de katıyorsun. O. Cengiz o yaz transferi de. Yaz yani, transferi. Çağlar şu son dönemde ve son sözümde hı hı. Çağlar'a ha, geliyordu. Pardon. Ben Cengiz'i. Cengiz, yani Cengiz Kurunç ve Çağlar. Yani bu geldiler diye direkt oynayacaklar diye bir kayıt yok. Her şeyin bir zamanlaması vardı, zamanı vardı. Uygun şartlar, takımın içerisinde oluştuğu zaman oynatabilirsin. Yani Cengiz bugünkü maçta böyle sanki takımdan ayrı bir kimlikte oynamaya başladı. Zaten yaptığı hareketle ben bugün futbolu sevmiyorum dedi resmen. Sarı kart görmesi çok büyük bir sorumsuzluktur. Ya seni bu kadar büyük transferlere buralara getirmişler. Evet bir kıpırdandın, birkaç haftadır iyi şeyler yapıyorsun. Goller atıyorsun. Ama İrfan'la karşılaştırılıyor zaman zaman. İrfan'ın maç maç puan olarak kazandıkları daha fazla. Cengiz'in attığı goller iki maçta. Bir maçta dört gol attı, bir maçta üç gol attı. Bakalım o karşılaştırmayı o zaman. Cengiz ve İrfan evet çok konuşuluyor. Ama onu bir de puan olarak puan katkısı olarak bakmak lazım. Cengiz'in attığı goller bir maçta 4 gol attı galiba yanılmıyorsam. Bir maçta 3 gol attı. İstanbulspor maçı. Evet. Evet öyle bir şey oldu. Hı -hı. E, öyle bak ama İlfan'a bakarsan puan olarak daha çok şey kazandırmış. İrfan bir gol atıyor, bir asist yapıyor, bir maçı kazandırıyor. Kümülatif olarak baktığın zaman İlfan'ın formu İlfan önce İlfanla başlarsın eğer bir tercih yapacaksan ki ben son dönemde yapmam bu tercihi. Ben ikisini de kullanmaya çalışırım. Aynı anda değil Bir teknik mi? adam olarak. Ha İsmail Kartal böyle tercih ediyor. Ama o zaman ilk tercihi çünkü hak eden bunu İrfan. İrfan çünkü oynamadığı haftaya kadar son dört haftadır. Ondan önce oynadığı haftalarda hep gol attı. Hep ya asist yaptı. Hep gol attı. Hiç formsuz değil. E şimdi burada bakıyorsun savunmada Fenerbahçe'nin yediği ilk golde. Evet orada bir kafaya çıkıyor. Ciku'yu top aşıyor ama orada bir kaderi, kademeli savunma olması gerekir. Ciku'nun arkasındaki boşluğa Çağlar koştu ama o topun olduğu yöne doğru daha önce kademe yapması gerekirdi ki... ...o topu Santrofor vurmadan önce son anda yetişmeye çalışıp biraz daha önce o kademeyi yapmış olsaydı o golü dönlerdi Bugün Fenerbahçe'de ilk yarıda hiçbir şey iyi gitmedi. Sadece bir tane şut galiba... Var ilk yarı boyunca. Evet bir isabetli şut. Öyle değil mi? Bir, bir tane evet. isabetli şut var. Ama Çok kötü ama ikinci yarı İsmail, İsmail Kartal. Düşüktü. Gerçekten o hamleyi yapmasaydı Fenerbahçe bu sonuçta İstanbul'a dönmezdi. Ha, bir lafın da var burada Mert Hakan'a. Biz birkaç hafta yani bir ay bir buçuk ay önce bir Kayseri maçında yaptıklarını bugün kesinlikle affettirdi. Evet o zaman Fenerbahçe taraftarı da çok kızmıştı. Yaptığı hareket, fretin atılması falan. Ama bak bugün baktım ki Mert Hakan sen böyle oynarsan Fenerbahçe taraftarı da seni sever. Fenerbahçe'de yorum yapan veya başka ta takımlarda da yorum yapan arkadaşlarımız da senin bugün oynadığın futbolu över. E, sen böyle oynarsan Fenerbahçe'ye katkı sağlarsın. Orada kaptanlık mertebesine ulaşmış bir adamsın. İşte bugünkü gibi olmalısın. Hem futbolunu oynayarak hem sakin kalarak takımına katkı verebiliyormuşsun demek ki. Onun için ayrıca ben bugün Mert Hakan'ı da tebrik ediyorum. Ama maçı kurtaran adam Mert Hakan, İrfan Can, İsmail Kartal'ı Ben ikinci kerinde... tebrik ediyorum da Serkan Korkmaz'a bırakacağım orada sözü moderatör olarak ben söyleyeyim. Yani dediğiniz gibi kötü oynadığında, kötü işler yaptığında tabii ki eleştirmek için varız. Evet. Suçu da medyaya atmasaydı çok daha güzel bir açıklama olacaktı Mert Hakan yani. Yani, ne yapalım yani Kayseri maçından sonra görmezden mi gelelim yaptıklarını? Şimdi Mert Hakan orada e, anında e, tepki veren sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarlarını, kanaat önderleri varsa sosyal medyada onları görmediği için daha sonrasında işte yazılardaki yorumlara ya da programlarda e, söylenmiş cümlelerde kendisine yönelik hani medyayı suçlu görmüş olabilir ama e, kendisine ben buradan söyleyeyim anında... Anında çok sert tepkiler geldi. Çok iyi Fenerbahçeli ile bilinen ve sosyal medya kullanan Fenerbahçelilerden. Sonrasında zaten bizim programlarımız maç bitiminde başlıyor. Ee, yazılar ertesi günün eline alıp okuyorsun. Yani medyayı suçlaması bence de yanlış. Şimdi durduk yerde e, belki de bazı insanlar seninle inatlaşmaya girecek. Hani bunu bir şekilde. Bir yerde kesmelisin Mert Hakan. Taraftara mavi boncuk dağıtmana gerek yok. Sen zaten iyi oynadıkça, takıma faydalı oldukça taraftar seni yükseltir. ...görüyoruz zaten. Me Medyada medya öyle biz bugün konuşacağız işte Mert Hakan'ı. Harika ee, oynadı, ...ben de kendimde güçünür, hatalar buluyorum. Şey bence bugünkü konuşması fena bir konuşma değildi Değil ama. de işte sonra Şu o... cümleyi, şu cümleyi <laughs> daha bunu söylemeliydi bence. Ben de kendimdeki hatalarım farkı. Mesela Emre Bölözoğlu dahi. Ki ne kadar büyük bir futbolcu, ne kadar büyük bir karakter ne kadar büyük bir kariyer. Emre Belözoğlu bile her fırsatında ya evet ben hani sağ içinde biraz saçmalıyorum ya falan diyen adamdır yani. Sen de bunu diyebilirsin Mert Hakan bu seni büyütür. Ha medya suçsuz demiyorum. Vardır belki hatalı yorumlar yapan, maksatı yorumlar yapan vardır sana karşı. Ama hani acaba sen de medya ile veya taraftarla ilgilenmeyip bir öz yapsan diyorum. Bence bugün harika oynadı. E, Mert Hakan bence zaten önemli bir oyuncu. E, mental yönden e, biraz dinginleşmiş ki e, bugün çok daha garip açıklamalar yapabilirdi. Bundan bir iki ay önceki Mert Hakan gene bugünkü kabul edilebilir bir gelişme olduğunu gösteriyor. Ben en büyük gelişmelerden birini onda gördüm. E, maçı getiren e, İsmail Hoca'nın değişiklikleri e, böyle bir isim konuyor tabii ki buna. Hı -hı. Hani sonradan yapılan değişiklikler bir tanesi asist öteki gol atınca, öteki ikinci golde asist yapınca. Ama çıkan 11 unutulup yapılıyor. Yani i̇şte... sanki Maça yani, başlayan 11'de ben yazmışım. Hocam gibi. biz zaten hani eleştiren Fenerbahçeliler için de e, konuşmak gerekiyor burada. E, maç sırasında yoğun bir eleştiri başlıyor zaten. Olumlu ya da olumsuz. E, Fenerbahçelilerin derdi zaten sonradan yapılan değişiklikler değil ki. O değişiklikler, o isimlerle 11'e başlanmaması bir istisnası var bunun. O da Serdar Dursun. E, İsmail Hoca benim gördüğüm kariyerindeki en cesur kararı aldı. Mesela o topu 6 pastan kaçırsa Serdar Dursun. Maçta 1-1 bir, bir bitse. Yani maçı 1-1'e bir getiren golden bahsediyorum. İsmail Hoca benim gördüğüm en büyük riski aldı. Bu Fenerbahçe adına umut verici bir gelişme. Çünkü İsmail Hoca minimum riskle gitmeye çalışıyor. Bravo. Ben bugün ki Serdar Dursun değişikliğini İsmail Hoca'nın kariyerinde bir kırılma noktası olarak görüyorum. Çok cesur bir karar. Çok cesur bir karar. Bakın Öyle böyle değil. Çok Bugün bir maç bir bir bitse şu anda e, odalarının kapılarına İsmail Hoca'nın posterini atıp oraya dart atan Fenerbahçeliler olurdu. <laughs> öyle söyleyeyim sana. Hani, o yüzden İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. E, sonuçta aldığı riskle o haklı çıktı. Ben olsam 30 kere geri dönsek orada kenara, kenardaki golcü kim deseler Batşuay'ı derim. Hala da öyle derim. Ama o bildiğini Ama senden yaptı. içeride konuştuk. Evet, ne dedim sana? Güvendiğini soktu. İsmail Kartal Serdar'a çok güveniyor. Onu evet. onun için aldırdı. Acaba biraz fazla mı güveniyor hocam? Bu